Öyle müşteriler var ki. Sözleşmeyi okumadan atıyorlar imzayı. Sonra ben bu kadar prim ödüyorum. Bütün teminatları isterim diye tutturuyorlar. Biriyle tartıştım bugün telefonda. Ben sıktım galiba. Yok kızım, dinliyoruz. Canım, biraz daha alır mısın ondan? Sağ ol. Fazla kaçırdım zaten. Ben biraz hava alayım. Ellerinize sağlık annem. Afiyet olsun. Sıkılmaya başladım artık. Surat surat ne oluyoruz? Bir de soruyorsun yani kızım. Pes. Geçimsiz bu, ben söyleyeyim. Deme adama öyle. Önce kendine bak sen. İnanmıyorum, nasıl kıymetli oldu? Adam bozulmakta haklı değil mi Ferhunde? Şaşırdı tabii. Ben de şaşırdım. Ne işin var senin o kadınla? Niye görüşüyorsun hala? Daha dün sana eski hesapları kapat demedi mi? Tamam, ne olur. Sen de kapat. Ben bir bakayım şuna. Ne oluyor Mithat? Daha ne olsun Ferhunde? O kadını bana arkadaşım diye tanıştırıyorsun. Senin onunla ne işin olabilir? Nasıl arkadaşlık edebilirsin? Ya aynı insanlar yüzünden ikimizin de canı çok acıdı. Ortak yanlarımız var. Ya git Allah aşkına ya. Onun ne olduğunu gözümle gördüm ben. O kadın çirkefin teki. Geldi burada avaz avaz bağırdı, rezil etti kendini. Sen ne diyorsun ya? Hakkını aramak çirkeflik mi? Zavallı bir kadına karşı savunduğun insanlara bak. Bir adamı iki kız kardeş paylaşamıyor. Biri alıyor, öbürü bırakıyor. Yetmiyor, çocuğu olduktan sonra o kadının elinden alıyorlar. Yuvasını yıkmışlar. Çocuğuyla ortada kalmış kadın. Bağırıp çağırmayacak da ne yapacak? Sence bunu ona yapma hakları var mı? Hı? Küçücük bir çocuğu babasız bırakmaya hakları var mı? Kim ne yaparsa yapsın bundan sonra bizi ilgilendirmez. Senin o kadınla yan yana olmana kızdım ben. Sen hala kimin yanında olacağına karar veremediysen, benim yapabileceğim bir şey yok. Ama burama kadar geldi söyleyeyim. Kafanı topla bir önce. Seçimini yap. Çünkü ben sıkılmaya başladım artık.
Bu ne ya? Hiç çekemem vallahi. Çok çabuk başladım Ferhunde. Hani evlenirken neler diyordun? Niye şimdi böyle yapıyorsun adama? Görüyorsun işte. Bu da Şevket'in başka türlüsü çıktı. Yok yok. Ben gelemem böyle şeylere.